Mail optumuz 2RS. Joystick'imiz bu. Şu an çalışıyor durumda arabamız. Yürüyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi bunun direksiyon motorunu anlatacağız. Arabanın arkasında direksiyon motoru var. Şu kapağı sökmek için alttaki iki tane vidayı söküyoruz öncelikle gördüğünüz gibi. Sonra bu yanlardan bu kapakların sekmanlarını çıkarıyoruz. Bir burada sekman var. Bir o tarafta sekman var. İkisini de çıkarıyoruz sekmanları. Bu kolları buradan alıyoruz. Kapağımızı buradan söküyoruz. Kapağı söktüğümüz zaman, o kapağı da söktüğümüz zaman, bunu da buradan üstte gidenini açtığımız zaman, alttan da iki tane şu iki vidasını şu kapağını söktüğümüz zaman üst kapağın, kapak buradan çıkıyor. Lambaları koparmadan açıyoruz bunu. Sonra kolumuzu geri takıyoruz yerine ki kolu test edeceğiz. Şimdi bakın kolu çektiğim zaman şöyle ben şu anda kolumu çektim. Şurası dolu. Şurada boşta. Aracı boşa aldığım zaman burada mikro switch var direksiyonun üzerinde. Mikro switch'e baskı yapmazsa switch kısa devre olur. Onun özelliği o. Bunun çubuğuna bastığınız zaman bu. Şöyle yaptığınız zaman açık devre olur. Şu anda switch baskıda. Araba yürür vaziyette sürüşte. Baskıda olduğu için switch'i açıyor. Bağlantı yok. Yani kırmızı maviye bağlı değil. Bu bizim mikro switch'imiz, bu kontrol amaçlı. Araba yürüsün diye, araba hata vermiyor şu anda. Ama ben ne zaman kolu boşa alırsam araba hata verecek. Ekranda kaplumbağa resmi çıkacak. Şu anda bakalım. Joystick'imde şimdi. Bakın şu anda açıyorum joystick'imi. Şimdi kaplumbağa, araba yürümez şu anda bakın. Yürümez. Niye yürümez? Switch boşta. Hastayı korumak için, engelliyi korumak için. Bu halatın bir ucu diğer öndeki motora bağlı. Onu da açtı aynı zamanda. Araba şu anda ittim mi gidebiliyor şöyle gördüğünüz gibi. Arabayı sürebiliyorum ben. Bu engelliyi korumamak için. Joystick açık olduğu için biraz motor frenleme yapar. Hızlı gitmez. 6 kilometreye geçemez. Hızlandığı anda kendini kilitler araba. Joystick açık kalırsa rampa aşağı inebilirsiniz güvenle. Ama joystick açık değilken kolu boşalmayın. Düz yolda gidin. Rampalarda kolu boşalıp joystick açıkken, açık değilken gitmeyin. Joystick açmanız lazım, sizi korur. Hızlanmasını engeller bu. Şimdi burada fren var. Fren kolu var. Fren kolu da başka bir switch'e bağlı o da. Orada bir switch var. O da şey için. O da diğer switch'imiz. O da freni kilitlediğimiz zaman hata vermesi için. Araba yürümesin, frendeyken motoru yemesin diye. Yoksa motoru yer. Bu yandaki fren kolu da o işe yarıyor aynı şekilde. Orada bir switch var bakın. O da beyni ayrı bir hattan bağlı. O da aynı şekilde. Switch, o switch de kapandığı zaman aynı şekilde. Yani kısa devre olmazsa, switch açık devre olursa araba yürür. O da kapattığımı kolu kilitlerseniz, freni kilitlerseniz araba yine yürümez. Hata verir, yine kaplumbağa gelir. Aynı bağlantıya ait o da. Şurayı anlatıyorum. Switch anlattı. Kahveni kırmızı mavi dedik. Birbirine değmediği zaman bu araba yürüyor. Değerse araba yürümüyor. Bunlar hata verirse burayı temizlemeniz lazım. Şu kol tam çalışmaz. Şuradan kolumuz sıkışır şöyle. Bu şuraya gelmez mesela, böyle kalır. Buraya geçemez. Geçemezse switch'i de basamaz. Switch devamlı bağlı kaldığı için araba hata verir. Kaplumbağada kalır. Bunu yağlamanız lazım. Temizlemeniz lazım. Buraya bakım yapıyorsun. İçini açmayın. Bunun içi biraz karışık. Dişliği falan toplayamazsınız. Bu mil dişliğe gidiyor çünkü burada. Ayrıca altta bir pot var. Potumuz 5 kilo'm. Şu parça bakın potta. Şuradaki siyah parça. Bunun içinde 5 kilo'm pot var. Net direksiyon motorunun var. Okumasını sağlıyor. Throttle pot diye geçer. Özel bir pot. Seramik askeri pottur. 45 derece açıyla okuma yapar. 45 derece için yani şu açı içinde okuma yapar. Tam tur böyle tam tur dönmez bu. Şurada mesela potumuz şu olsun bizim. Potumuzun sadece şurasında görür. Bu hareket yeterli ona. 45 derece içinde okuma yapar. Potun özelliği 30 milyon cycle olması. 3 tane bacağı var. Orta hoca göre tam orta kalması lazım. Başka videomda size skuterların potlarını anlatmıştım. Aynı özellik bunun için de geçerli. Potu çıkardığınız zaman buradan sökerseniz yeri kayar. Dişli plastik dişliğe bağlı çünkü. Dişlinin yerini tam bulmak için dışarıda ölçüm yapmanız lazım. Fişi buradan söküyoruz. Orta hoca bunun siyahtı sanırsam. Siyah mıydı? Bakayım bir dakika. Onu bilemezsin. Zorlama abi. İçte kalıyor çünkü göremezsin. Orta ucuna göre iki yanlı. Buradan öyle de ama şuradan değişik oluyor. Ha. Onu tam bilemem. Hatırlamıyorum şu anda. Ölçmek lazım. İki ucu 5 kilo gösterir. Orta ucuna göre iki yanın eşit olması lazım. İki dışın. Eşit yaptıktan sonra bunu oynatmadan yerine takıyoruz. Oynatmadan sıkıyoruz. Deniyoruz. Tekerimiz burada kalmazsa, tam bu düz açıda kalmazsa tekerimiz, ayarı bozuktur bunun. O zaman yeniden ayar yapmak gerekir rotuna bunun. Ayarını doğru yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Düz gitmez arabanız. Yamuk gider. Direksiyonu yan tutmak zorunda kalırsınız. Hızınız düşür o zaman da. Yan tuttuğunuz için joystick hızınız düşer. 15 ise 13 ile 10 ile gidersiniz. Onun için mutlaka joystick'in ortasını tam bulmak için bunu iyi ayarlamak lazım potu. Potun başka bir kalibrasyonu yok. Buradan yapılıyor. Renet'in içinden versiyon olarak yapılma şansı var ama yazılım cihazı lazım. Oradan oynama biraz sıkıntılı. Ayarları bozarsanız araba dengeli gitmez. Hızı düşer. Bence buradan yapmak daha mantıklı ama dişliği doğru takmak lazım. Yamuk gelmese çıkar tak yaparak, dişliği azar azar bir diş kaydıraraktan doğru yerini bulmak gerekiyor. Okumayla ve dişliği takaraktan biraz profesyonellik gerektiriyor. Alışmak lazım. Körükler yırtılırsa bu böyle kirlenir. Arada bir yağlamanız lazım bunu. Gres yağı sürmeyin. Gres yağı körük varsa sürülür. Gres yağı toz toplar çünkü.
Körük yırtıldı mı işi biter onun. O zaman Gresia yerine Vidikl kullanmanız lazım. Yağlama spreyi, herhangi bir yağlı sprey işinizi görür. Pas giderici falan. En azından temizler tozları. İki harfte şöyle oynatırsınız bunu iki defa. Oynatırken biraz yağlarsınız şöyle bunu. Şuraya sprey çıkarsınız. İş biter. Motorun bakımı yok. Motoru açamıyoruz. Açarsa elimizde kalır. Motorda şöyle çok hızlı dönüş verirseniz motorun yıpranma riski artar. Motorun yavaş dönmesi iyidir. Yazılım yazılı dönüşleri kısıyoruz onun için. Fazla hızlı vermiyoruz. Bazı arkadaşlar dönüşlerle oynatıyorlar. Hız dönem motor buralara vurduğu için dişliği en sonda hemen duramayacağı için dişliği zorlar. Dişinin uçlarını yedirir. Bunun içinde karbon bir dişli var, fiberden bir dişli var. Fiber yapıldığı için de zorlanmaya gelmiyor. Dişli yendi motor sıyırmaya başlar. Şurada mesela giderken bir yer takılı kalır. Buraya çevirirsin burada kalır. Daha dönmez. Bu bunun sert boşluk ayarı buradan. Bunu ellemiyoruz. O ayarlar fabrikasyon. Oynarsan dişli motor minne bağlı o çünkü. Buradan bir sonsuz dişli geliyor. Yanından dişli var. Bu dönünce dişli şey yapıyor. Okumaya göre de orta noktaya geri getiriyor motoru. Bıraktığın zaman kolu. Kömür, bunlar kömürlü ama bunların ömrü yok. Bunlar uzun ömürlü bunlar. Kolay kolay yıpranmıyor. Direksiyon devamlı çalışmadığı için. Şu çalışıyor. Yüksek hızdan dönmüyor bu. Normalde bunu sen motorla kullansan bu. Diyelim saatte bu 5000 devir yapacak veya 50.000 devir yapacak. Dakikada 5000 devir bunlar. Ama sen bunu anlık kullanıyorsun direksiyon dönüşünde. Evet, sürekli çalışıyor. 100 devir dönüyor duruyor. 50 devir dönüyor duruyor. Onun için bunun ömrü 20-30 sene gider motorlar. Tamamen zorlamayla alakalı. O da işte hızla alakalı. Şey pot. Tabii potun ayarı ve switch önemli. Switch giderse, switch bozulursa. Switch bozulursa araba çalışır ama hata vermez. Boştayken de araba yürür. O sıkıntı. Boştayken arabanın yürümemesi lazım. Switch'in sağlam olması lazım. Bu kablo buradan çıkarsa arabanız hata vermez. Kolu boşalırsın araba yürür, rampayı aşağı uçarsınız. Evet. Can güvenliğiniz olmaz. Evet. Bu sürecin buraya bağlı olması lazım, kırık olmaması lazım. Bazı arkadaşlar sürekli sağ olsun kırılıyor, çıkarıp atıyorlar gerek yok buna diye. Olmaz yani, switch mutlaka takın. Basit bir şey, 10 liralık parça. Uyması da buraya baştakinde bir vidanın birisi bağlanır, diğeri denk gelmezse başka türlü ne bileyim kenarına bir parça yapılır. Bir sürü bağlantı yeri var. Bir şekilde uydurulur orada yani. Herhangi bir saçla bağlanır. Evet. Bir çözüm bulunur ona. Kılavuz açılır yeniden falan. Ama mutlaka oraya switch bağlatın. Switch önemli. Fren de aynı şekilde. Frenin switch de olmazsa burada fren kolunun. Freni boşaldığınız, freni doluya aldığınız zaman kilitlediğiniz araba yürürse eğer sıkıntı. Fren sıka sıka gidersiniz. Motorun kömürlerini yedirirsiniz. Balata yedirirsiniz. Onu kontrol edin. Fren boştayken arabayı rahat sürmeniz lazım. Joystick kapalıyken. Açıkken frenleme yapar ama kapalıyken joystick. Arabanın rahat gitmesi lazım. Bak şu anda mesela joystick açık. Arabayı itemiyorum ben. Çok zor geri çekiyorum. Ağırlık var. Rampa burası. Zor gidiyor araba. Ama joystick'i kapatayım buradan. Araba şimdi mesela şu anda kaplumbağa da şu anda şunu doluya bir alalım. Şuradan doluya aldım. Şimdi kaplumbağa geçti bakın şu anda. Sürüş moduna geldi araba yeniden. Aynen. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.